Merhabalar, iyi çalışmalar herkese arkadaşlar. ASP.NET Core 5.0 proje kampımızın 121. dersiyle beraberiz. Şimdi geçtiğimiz derste en son ben bir ekleme işlemi yaptığım sırada video kaydı bitti. Yani bu kullandığım kayıt programının süresi doldu. Ondan dolayı video kesildi. Şimdi bu derste oradan devam edelim. Ekleme işlemi çalışıyor. Bir sorun yok. Aynı kodları yazdıysanız burası çalışacaktır. Add employee kısmı. Şimdi şuraya geldim, ben kapattım. Default controller'a geldim. Default controller içerisinde employee test controller. Ha, burada kaldık. Tamam. Buradan ilerleyebilirsin. Şimdi bizim bir indeksimiz vardı. İndeks içerisinde silme ve düzenleme işlemleri de gerçekleştireceğiz. İlk olarak düzenleme ile başlayalım. Sonra silme ile devam ederiz. Şimdi düzenleme işlemi için sen bana Employee test içinde yer alan edit employee isimli action'a gideceksin. Şunu geldim, kopyaladım. Ardından buraya geldim. Şimdi sana diyeceğim. Public asynchronic task. Ardından küçüktür sembolüm açtım. I action result. Geldim buraya, yapıştırdım, kopyaladım değeri. Sonra parantezimi açıyorum. Sen dışarıdan bir ID parametresi alacaksın. Süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Güzel. Sonra diyeceğim ki var HTTP client eşittir new HTTP client. Şöyle noktalı virgülümü koydum. Alta indim. Var response mesaj. Şimdi ilk önce düzenlenecek olan bilgilerin getirilmesi gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman aslında ben burada veri getirme işlemi yapacağım. Veri getirme işlemini biz indekste de kullandık. Yani yapı olarak aslında buna benzeyen bir yapısı var. Yine deserialize üzerinden ilerleyeceğim. Çünkü veri getirme yapıyor. Response mesaj eşittir dedim. Await HTTP client nokta veri getirme yapacağız. Biz normalde bakın burada ne kullanmıştık veri getirme için? Get asynchronic. Şunu geldim şöyle kopyaladım. Geldim. HTTP client nokta dedik. Get asynchronic. Geldim buraya yapıştırdım. Noktalı virgül de zaten kendisi bana eklemiş oldu. Yalnız bir şartım var. Slash sen bunun sonuna neyle beraber geleceksin? ID değişkeniyle beraber geleceksin ki benim istediğim değeri alabilesin. Devam ediyorum. Eğer response mesaj nokta is success status code dönerse süslü parantezimi açtım. Sen diyeceğim o zaman bana şöyle var JSON employee bir JSON employee döndüreceksin. Eşittir await response mesaj nokta content nokta read as string asynchronic parantezini açıp kapattım. Yani baktığınız zaman aslında yine nerede index? Burada büyük ölçüde benziyor. Bakın gördünüz mü? Sonra var values diyeceğiz mi burada? Yani benzer şeyleri söyleyeceğiz. Diyeceğim ki şöyle alta indim. Var values eşittir değerler veya değer eşittir. JSON convert nokta deserialize object küçüktür sembol içerisinde benim burada çağıracağım değerin ismi class 1. Ondan sonra parantezimi açtım. Sen bunu JSON employee değeriyle beraber getir. Alta indim. Return view geriye bir şey döndürecek. Ne döndürecek geriye? Values'tan gelen değeri döndürecek. Peki yoksa yani response mesaj is status code değilse return redirect to action beni tekrar indeks yönlendir. Noktalı virgülümü koydum. İlk önce yapmak istediğim şey bu. Şimdi index tarafında edit employee diyeceğiz ama tabii edit employee için ne olacak? Add item nokta ID ile beraber gidecek. Çünkü ID'ye göre işlem yapmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar default'u Ctrl F5 ile bir ayağa kaldıralım. Burası bir çalışsın. Udemy'de çekimleri devam eden Core 5 admin panelli proje. Onu kapattık. Şimdi burası çalıştı. İndekse geldim. Tabii bizim burada şey vardı. Authentication olayı vardı. Şöyle yapalım. Çalışsın. Bekliyorum gelmesini. Yüklensin sayfamız.
yüklenecektir şimdi. Şöyle kopyaladım. Şurayı kopyaladım. Kopyaladıktan sonra bekliyorum. Tabii şimdi şey atacak. Heh, şuraya attı. Biriyle sisteme otantike oldum. Ardından tekrar şöyle kontrol V dedim, yapıştırdım. Yeniden çalıştırıyorum. Yeniden çalıştırdıktan sonra employee test gelmiş oldu. Düzenliğe tıkladım ve hata fırlattı bana. Neden? Çünkü böyle bir sayfa yok şu an. Ondan dolayı. Tamam. Hemen beraber böyle bir sayfa oluşturalım. Şimdi Edit Employee'ye sağ tuşa tıkladım. Add View diyeceğim. Buraya bir View ekle. Bu View bir Razor View olacak ve bizim admin hayatımızı kullansın. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra geldim. Şuradaki başlıkların tamamını ben yapmayı planlıyorum. Yani müfredat bitmeden önce bunların büyük bir kısmı tamamlanmış olacak inşallah. Bekliyorum. Edit Employee sayfası gelsin. Bir görelim bakalım. Şimdi geldi. Boş bir sayfa gelmesi çok önemli değil. Yani yeter ki bir sayfa döndürsün bize. Şimdi indeksten tekrar çalıştırmam gerekiyor. Yeniden şöyle çalıştıralım. İndeks üzerinden. Bekliyorum yüklenmesini. Yüklensin. Şöyle kapattım. Ardından düzenliğe tıkladım. Bakın buraya gelmiş oldu. Yani en azından şu anda sayfa açılıyor. Bunda herhangi bir problem yok. Şimdi Visual Studio'ya tekrar dönüyorum. Şöyle Employee Test Controller'a tekrar döndüm. Şimdi sen diyeceğim HTTP GET ile beraber çalışacaksın. Bunun bir de HTTP POST attribütüyle beraber çalışanına ihtiyacım olacak. Burada ise yeniden biz neye döneceğiz? Get asynchronic'ten çıkacağız. Put asynchronic'e döneceğiz ve deserialize'dan çıkacağız. Serialize object'e döneceğiz. Şimdi ben geldim şurayı kopyaladım. Ardından şöyle indim alta HTTP POST diyorum. Yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra parantezimi açtım. Şimdi sen class 1'den bir p parametresi al. Süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Daha sonra var HTTP client eşittir dedim. Eşittir dedikten sonra new HTTP client parantezimi açıp kapattım. Alt satıra indim. Ardından var JSON employee eşittir JSON convert nokta serialize object. Bakın serialize ile deserialize arasındaki fark biraz daha ortaya çıkmaya başladı diyebilir miyiz? Neyi serialize edeceğiz? Parametreden gelen değeri. Noktalı virgülünü koydum. Var content eşittir new string content ardından parantezimi açtım. Parantez içerisinde şimdi aslında biz bunu kullandık daha önce benzer bir yapıyı. Nerede kullandık? Bakın göstereyim sizlere. Biz bunu şurada ekleme işlemi yaparken kullandık. Şimdi güncellemede kısmen burada eklemeye benziyor aslında. Üst katta temizlik yapıyorlar herhalde. Temizlikten ziyade yani savaşıyor gibi bir mücadele veriyor şu an komşumuz. JSON employee diyeceğim şöyle küçük j ile. JSON ctrl boşluk. Niye tanımlamanızı? JSON employee demem gerekiyordu burada. String content parantezimi açtım. Heh, şimdi gel JSON employee virgül ikinci parametre encoding nokta UTF-8 virgül üçüncü parametre çift tırnak içerisinde application slash JSON. Şurayı düzeltmiş olalım. Noktalı virgülünü koydum. Application. Tamamdır. Application'da doğru yazdık. İndik altı. Sonra var response message. Response message'a ihtiyacımız var bizim. Eşittir. Await. Await dedikten sonra ne diyorduk? HTTP client. Bakın response mesajda aslında ne yapıyoruz biz? Artık burada API'ye bağlı olarak gerçekleşecek olan işlemi yazıyoruz. Mesela indeksin response mesajında get asynchrony'yi çağırdım. Bu arada şurayı da kopyalayalım. Get asynchrony'yi çağırdım. At employee'un response mesajında post asynchrony'yi çağırdım. Edit employee'un veri getirme işleminde yine get asynchrony'yi çağırdım.
Şimdi edit employing veri düzenleme işleminde neyi çağırmam gerekiyor? HTTP client nokta put asinkroniyi çağırmam gerekiyor. Parantezini, hatta parantezimizi açmayalım. Şöyle direkt olarak yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra virgül bize ne lazım? Güncellenecek olan bilgi lazım. Zaten bunun overloadında bakın burada content ifadesi çıktı. Sen diyor buraya content'i girmelisin. Geldim content'i yazdım. Alt satıra indim. Güzel. Eğer response mesaj nokta is success status code dönerse süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Return redirect to action. Ondan sonra yani güncelleme işlemi gerçekleştikten sonra ne yapsın? Biz tekrar indekse yönlendirsin. Nokta virgül. Aksi durumda return heave ile bize parametreyi tekrar döndürsün. Nokta virgül koy. Edit employee'in çalışma yapısı bu şekilde olmalı. Tamam mı? Herhalde kolay bir yapısı var. Şimdi edit employee'a geldim. Şimdi burada şöyle add model diyeceğim. Model. Küçük model. Model. Projemizin ismi core demo nokta controller nokta aslında core demo controller core demo değil hatta entity'ye gidelim. Entity bir dakika güncellemeyi ama class'ından yapacağız. Core demo nokta controller nokta hangi controller? Employee test controller. Tamam çünkü class'ımız oradaydı bizim. Nokta koyabiliyor muyum daha? Koyamıyorum. Güzel. Sonra buraya bir isim verelim. Buranın ismi personel güncelleme sayfası da API ile diyelim. API ile personel güncelleme sayfası. Şimdi bir tane form metodu oluşturacağım. Form. Sonra metot eşittir post olacak. Metot post olduğu zaman çalışacak. Herhalde çalışır diye düşünüyorum. HTML using bir daha kullanmadım. Şimdi tag helper'ı çok kullanmadığımı fark ettim müfredat içerisinde ama şu sol menünün kalan kısımlarını yaparken burada kullanacağız tag helper'ı. Tamam mı? Çokça kullanacağız. Hemen bir tane label atayalım. Label'da mesela güncellenecek olan bilgilerde ne var? Önce bir ID getirsin bize. Pardon bu bizim başka bir projenin veri tabanı. Önce bir ID gelecek. Sonra bir adı soyadı gelecek. Şöyle ID diyelim. Hatta ID demeyeyim. DS diyelim. Şöyle ya da ID yazsın neyse. ID. Geldim buraya. @HTML nokta text box for parantezimi açtım. X eşittir büyüktür. X öyle ki X nokta X nokta şimdi X nokta ID neden class 1'e ait değerler gelmedi? Çünkü bir dakika ben model olarak bunu çağırdım ama employee test controller'da controllers nokta class 1 olacak ya çok pardon. Şimdi olacak tamam. X eşittir büyüktür. X öyle ki X nokta ID. ID gelsin. Tamam. Virgül işte class pardon new add class nasıldı? Bakarız şimdi ona. Virgül new dedim. Sonra süslü parantezimi açtım. Add class eşittir çift tırnak içinde form tire kontrol dönsün buradan. Şöyle süslü parantezimi kapattım. Ardından br ile bir boşluk bırakıyorum. Sonra şuraya geldim. Olduğu gibi kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Bu da personel yazsın burada. Personel diyelim. Tamam burası da ad için çalışacak. Yani name için. Daha sonra buraya bir tane buton ekliyorum. Butonun class eşittir btn boşluk btn tire outline tire info olsun. İsmi de güncelli olsun. Hatta info değil de success olsun. Bu şekilde bir şeyler olsun. Şimdi deneyelim bakalım çalışacak mı? Beraber görelim. Tarayıcı üzerinde göster diyeceğim. Bekliyorum gelmesini. Şöyle tarayıcı üzerinde bir göstersin. Bir bakalım. İstediğimiz formatı yakaladık mı? Unutmayın. API'nin ayakta olması gerekiyor. Employee test slash index bir gelsin. Geldi burası. Tıkladım. Murat Yüceda. Geldim şu yumuşak G'yi sildim. Güncelliğe bastım.
Güncellendi. Tamam mı? Burası böyle. Hiçbir sorun yok. Şimdi geldik silme işlemine. Bir de silme işlemini yapalım burada. Şöyle olacak silme işlemi. Aslında yapı olarak biraz güncellemeye benziyor. Şimdi sen public asynchronic task iAction result ismin delete employee olsun. Delete employee. Şimdi delete employee'in bir ID parametresi alması gerekiyor. Ardından şimdi şöyle yapabilirim. Şu edit'in bana verileri getirdiği yeri olduğu gibi kopyaladım. Kopyaladıktan sonra geldim şuraya yapıştırdım. Şimdi ilk önce yine bir HTTP client değeri oluşturdum. Sonra bir response mesaj oluşturdum. Yalnız bu response mesaj get asynchronic olarak çalışmayacak. Ne olarak çalışacak? Delete asynchronic. Ve çalışırken de ne yapacak? ID'ye göre silme işlemi yapacağı için artı ID'nin olması gerekiyor. Eğer işlem başarılıysa sen şöyle yap. Şunu geldim. Kestim. Şuraya yapıştırdım. Eğer işlem başarılıysa beni buraya yönlendir. Aksi durumda tekrar view'de kal. Tamam mı? Böyle bir işlem. Return redirect to action indexle beni tekrar verilerin listelendiği sayfaya yönlendir. Peki indekse gidelim. İsim neydi? Delete employee. Şunu geldim kopyaladım. İndeks tarafında şuraya geldim sildim. Sen diyeceğim employee test olacaksın. Slash yapıştırdım. Sonra slash add item nokta ID'den gelen değer olacak. Tamam mı? Böylece burada şu link üstünden silme işlemi gerçekleştirebileceğim. Deneyelim bakalım çalışacak mı? Eğer bu da çalışırsa API'lerin projeyle beraber kullanılması işlemi tamamlanmış olacak. Ve projede yeni bir kısma başlayacağız. Nedir o? Identity. Eksik kısımları tamamlayacağız. Yani bunun sözünü vermiş olalım size. Çünkü yaklaşık daha 29 dersimiz var. Ve 29 ders gerçekten uzunca bir ders süresi. O yüzden onları da inşallah tamamlarız. Geldim. Şimdi buradan Berkcan'ı silelim. Berkcan her hafta bizi yaptığı çalışmayı da Instagram'da paylaşıyor. Takip edebilirsiniz. Kendisinin bir Instagram sayfası var. Sanırım Bilişim Günce'ydi. Öyle hatırlıyorum ismini. Berkcan seni siliyoruz. Sile tıkladım ve silinmiş oldum. Tamam mı? Bu şekilde verilerimiz sorunsuz bir biçimde çalışıyor. Yeni çalışan girişi deyip de buradan veri eklemesi yapabilirsiniz. Bu kadar. API'leri bir projeyle beraber nasıl kullanırız sorusunun cevabını bence almış oldunuz. Bir sonraki derste, gelecek derste identity diyeceğiz. Identity uzun soluklu bir içeriğe sahip. Çünkü içerisinde epey bir başlık var. Gelecek derste görüşmek dileğiyle.